Avrupa Türk Demokratlar Birliği İsviçre Siyasiler Başkanlığı 30 Mart'ta yapılacak Bern yerel seçimler öncesi İsviçre siyasileri tartışma programını BILD'de düzenledi. UET'de İsviçre Başkanı Emre Hasan Yılmaz'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği programda Bern siyasetçilerinden Bruno Buchar, Haşim Sancar, Sidney Kompanovo ve Simon Schranz katıldı. Bern'in deneyimli gazetecilerinden Matthias Lautenburg'un moderatörlüğü eşliğinde gerçekleşen programda özellikle toplu göç yasası ve konuyla bağlı yabancı düşmanlığı da masaya yatırıldı. İsviçre halkının özünde anlayış, tolerans ve dini özgürlüğe karşı hoşgörülü olduğunu belirten vekiller, referandum sonucundan çok üzüntü duyduklarını ve bundan sonra çok daha iyi çalışacaklarını belirttiler. UETD adına podyumda yer alan İsviçre Siyasi İşler Başkanı Ekrem Dağlı ve Teşkilatlanma Başkanı Hakan Akbürü de aynı üzüntü içinde olduklarını paylaştılar. UET'de İsviçre Başkanı Emre Hasan Yılmaz ve İsviçre Siyasi İşler Başkanı Erkam Dağlı programı mikrofonlarımıza değerlendirdiler. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UET'de Almanya'da siyasi katılıma Haydi Sandık Başına kampanyasıyla oradaki Türk vatandaşlarımızı sandığa yönlendirdi ve 22 Eylül seçimlerinden evvel sandığa gitme oranı Türk vatandaşlarımızda %19 idi ve bu Haydi Sandık Başına kampanyasından sonra bu oran çok muhteşem ve ciddi oranda artarak %70'e ulaştı. Bu çok yani, ciddi bir oran. Kesinlikle ve Almanya milletvekili adayları UET'de ofislerimizi Almanya'da ziyaret ettiler, etmek zorunda kaldılar. Çünkü karşılarında bilinçlenmiş, uyanmış bir Türk toplumu buldular. Bizler de İsviçre'de inşallah bu çalışmalarımıza özellikle 2013 yılının ikinci 6 ay döneminde ve 2014 yılının tüm yılında yayarak bunu gerçekleştireceğiz. Bilginiz olduğu üzere yine İsviçre'de Türk STK'sı olarak Bern Parlamentosu'nu ziyaret eden ilk Türk sivil toplum kuruluşu biziz. Kendilerine de orada zaten siyasi katılımı artıracağımızı ifade ettik. Ve bu noktada bizim şu anda sandığa gitme oranımız İsviçre'de çifte vatandaşlarımızın sandığa gitme oranı %9 ve biz bunu %40'a çıkarmayı böyle bir hedefiniz var bu önümüzdeki var, seçimlerde. Var ve bunun bugün yerel seçimler için BİL'de Bern bölgesinde ilk startını verdik. Yine önümüzde çok güzel bir program var. Yine o da İsviçre'de bir ilk ve bu programı da UET'de İsviçre Siyasi İşleri Başkanımız Erkam Dağlı Beyefendi anlatsın. Çünkü bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalarda emeği yatsınmaz. Kendisine de teşekkür ediyorum. Evet, başkan teşekkür etti. Hedefi koydu. Hadi bakalım son gelişmeleri senden alabilir miyiz? Ben de teşekkür ediyorum sizlere, başkanıma sağ olun. Siyasi alanda çok ciddi çalışmalara imza attık. Başkanımızın da söylediği gibi Bern Parlamentosu'nu ziyaret ettik. Orada parti başkanlarıyla buluştuk. Orada parti başkanlarıyla görüştükten sonra Türkiye Gezimiz programını aslında belirlemiş olduk. Ve Nisan ayının ilk haftası İsviçreli parti başkanları ve milletvekillerini Türkiye'ye 3 günlük geziye götüreceğiz. Onun haricinde Mayıs ayında yine referandumlar var. Buna yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir. Yine bugün yaptığımız buna benzer bir podyum diskusyonla orada vatandaşlarımızı tekrar bilgilendireceğiz ve sandık başına gitmelerine aslında bir nevi sağlamış olacağız. Ve son olarak en büyük projemiz de tabii ki 2015'teki İsviçre genel seçimleri. Orada da Almanya'da yaptığımız çalışmanın aynısını İsviçre'de de yapmayı düşünüyoruz. Ve başkanımızın da söylediği gibi hedef %40. İnşallah vatandaşlarımızı siyasi katılım sağlamalarını biz önünü açacağız inşallah UET'de olarak.